Ben 2007 yılında Avustralya'ya mesleki göçmen kategorisinde göç ettim ailemle birlikte. Avustralya'ya yerleştikten sonra Avustralya Alevi Toplum Konseyi'nin üyesi oldum. 2008 yılından beri de Avustralya Alevi Toplum Konseyi'nin ve federasyonunun basın sözcülüğünü yürütüyorum. Daha sonraki süreçte de 2019'da Avustralya Alevi Bektaş Federasyonu'nun genel kurulunda adaylığımı koydum ve o sene genel başkan olarak seçildim. Ta ki işte Temmuz ayının başı 2024 yılına kadar 5. yılında 3 dönem genel seçimle genel başkan unvanını aldım. Ama İşçi Partisi'nden belediye encümenliği adaylığımı koyunca da Avustralya Alevi Bektaş Federasyonu'nun genel başkanlığından istifa ettim. Ben 2008 yılında İşçi Partisi'nin geldiğim ilk yıllarda üyesi oldum ve dönem dönemde bölge milletvekillerine, federal milletvekilleri seçimlere girdiklerinde bize yakın olan milletvekillerine, daha doğrusu bizim bölgemiz olan milletvekillerine de yardımcı olduk. Hem kişisel olarak yardımcı olduk. Dolayısıyla onlarla bir tanışıklığımız o süreci anlama ve kavrama anlamında da bir süreç başlamış oldu. Aynı zamanda da ben özellikle kurumsal olarak başka bir ülkede örgütlendiğinizde gerçekten de siyasi partilerle ki özellikle tüm halka, tüm insanlığa eşit bakan, göçmenleri, insanları, canlıyı, bütün canlıyı koruyan ve bu anlamda politika üreten partilere yakınlık önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'den gelen toplulukları genel bir yanılgı var. Sadece oradan gelenleri Türkler ve Müslüman olarak düşünüyorlar ama bizler de ısrarlı bir şekilde Türkiye'nin çok demografik olarak aslında katmanlı topluluklardan ve inançlardan oluştuğunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi Aleviler, bunlardan bir tanesi Kürtler, bunlardan bir tanesi Ezidiler, bunlardan bir tanesi Süryaniler. Bu anlamda da Alevilerin kim olması, Alevilerin buradaki kimlik bilinci, Alevilerin buradaki kazanımları, Aleviliğin burada bir inanç olarak tanınması gibi çalışmalar açısından da politika ile ilişkilerinin olması gerçekten de çok önemli. Özellikle de kendine yakın, dediğim gibi demokratik anlamda kuralları olan ve temel olarak bu anlamda şey üreten, politikalar üreten partilerin en başında da İşçi Partisi geliyor ve hem federal hükümette hem de bizim yaşadığımız Victoria bölgesinde İşçi Partisi'nin liderliğinde devam ediyor. Ben İşçi Partisi'nin parti ve programını özellikle sosyal anlamda, ekonomik anlamda, cinsiyet eşitliği anlamında, hayvanların korunması anlamında çok şey buluyorum, objektif buluyorum ve gerçekten de erişilebilir ve herkese eşit haklar sunduğunu düşünüyorum. Bir göçmen kadın olarak böylesi bir yola girmek zaten gerçekten de 16 senedir burada yaşayan biri olarak önemli bir adım diye düşünüyorum. Ve adaylık sürecimde de açıkçası hem buradaki bölge milletvekilleri hem de belediye encümen üyeleri İşçi Partisi'nden onlar beni teşvik ettiler. Onlar bu teklifi bana getirdiler. Demek ki gerçekten de fırsat eşitliği var anlamına geliyor. Ben ilk başlarda tereddüt ettim. Dediğim gibi hem İngilizcemin yeterli olacağını düşünmediğim için hem burada doğup büyümediğim için sistemi anlama, kuralları anlama, politikanın nasıl işlediğini bilme, kabaca bildiğimi düşünüyorum hala da. O yüzden ilk zamanlar yapıp yapabilmeme konusunda tedirgindim ama onların destekleri, onların önümü açması anlamında ve tabii ki Avustralya Alevi Toplum Konseyi'nin ve federasyonumuzun da bu anlamda bana göstermiş olduğu destek gerçekten de çok onur vericiydi. Ve karar verdim bir göçmen kadın olarak adaylığımı koymaya. Oldukça uzun bir süreçten geçtik. Panellere katıldık, kendimizi tanıttık. Daha sonra işte güvenlik kontrolleri yapıldı. Bizimle parti merkezi şeyler yaptı, röportajlar yaptı ve en sonunda Meribek, yani benim yaşadığım belediyedeki Coburg bölgesinden ben tek İşçi Partisi'nin adayı olarak sunuldum. Bu sene İşçi Partisi bazı belediyelerde birer tane aday çıkarıyor. Yani hiçbir İşçi Partisi'nden başka bir aday birbirine karşı yarışmayacak. Bu önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla oylar eğer İşçi Partisi'ne verecekse seçmenler bir kişiye gidecek. Tabii ki farklı muhalif partilerden karşımızda adaylar var ya da bağımsız adaylar da var. Ama o birliktelik çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu benim için çok önemli gerçekten. Göçmen bir kadın olarak
Türkiye'den 16 yıl önce buraya yerleşen bir kadın olarak, hem Türk hem Kürt olan bir kadın olarak, hem Alevi hem insan haklarını savunan, hem feminist bir kadın, hem sol inanca inanan ve bütün canlıların bir eşit olduğunu düşünen biri olarak bütün göçmen kadınlara istisnasız dini, kültürü, inancı, dili fark etmeden aslında örnek olmak, kız çocuklarına örnek olmak, bizlerin de bunu yapabileceğimizi, geldiğimiz ülkelerde bıraktığımız dilimizi bırakıyoruz, eğitimimizi bırakıyoruz, anılarımızı bırakıyoruz, sosyal kültürel kodlarımızı bırakıyoruz, hayatımızı bırakıyoruz ve yepyeni bir ülkede kendi isteğimizle de gelsek, zorunlu göç etsek de, ki zorunlu göç etmek apayrı bir şey zaten. Kendi ülkene gidemiyorsun, sevdiklerini savaştan ya da işte şiddetten dolayı kaybediyorsun veya uzun yıllar pasaport alamıyorsun, vize alamıyorsun, çalışamıyorsun. O çok acı ve çok ağrılı bir süreç zaten. Ama şu anlama gelmiyor. Biz evet gittiğimiz ülkelerdeki dili söylemekte, daha doğrusu konuşmakta, kavramakta zorlanabiliriz. Hiçbir zaman ana dilimiz gibi olmayacak, aksanlı konuşabiliriz. Bu şu anlama gelmiyor ama biz bir sürü beceri getiriyoruz, biz bir sürü yetenek getiriyoruz, biz bir sürü tecrübe getiriyoruz. Bu becerilerimizi, bilgimizi doğal olarak çalıştığımız alanlarda kullanabilmenin koşullarını yaratmak açısından ben açıkçası adaylığımı da koydum. Ben inanıyorum benden sonra birçok Alevi kadın, birçok Türkiye'den gelen farklı kültürler, Afrikalılar, Orta Doğulular, sonradan bu ülkeye yerleşen benim gibi yetişkin yaşlarda gelen birçok kadına da örnek olacak ve kapılar açılacak. Kazansak da kazanmasak da önemli olan bu süreci yaşamak diye düşünüyorum.